Geceler sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece programda hakikaten çok enteresan bir mevzudan bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in benzersiz bir üslubu var ve muhataplarına sesleniyor. İşte o üsluptaki sırları, incelikleri, örnekleriyle bu gece Profesör Doktor Halis Aydemir bizlere anlatacak. Halis Aydemir'i daha önce de konuk etmişti Denişleri Yüksek Kurulu üyesi sevgili hocamız. Ve e, bu gece bizim merak ettiklerimizi, sizin merak ettiklerinizi ve e, kendisinin de özellikle bakın böyle bir husus da var. Aman bunu atlamayalım dediklerini de konuşmak istiyoruz. Mesela neler? E, hem ayetlerden örneklerimiz var. Onun dışında bazı sebeplerle Allah e, bazı hususlar üzerine... E, Yeminler ediyor ve bu yemini niye ettiğini, neyin üzerine ettiğini de konuşacağız. Bazı kelimelerin, ayetlerin birçok kez tekrarlanmasının sırrı nedir, hikmeti nedir bunu anlamaya çalışacağız. Mesela bazı ayetlerde biz diyor, neden ben demiyor bunu konuşacağız. Ee, ve sizin gelen sorularınız da ilginç. Hatta birkaç tanesini şimdi okuyayım. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu gece size vereceğimiz e, hediye kitabı eğer edinmek isterseniz inanki etiketini kullanmanızı rica ediyorum. Sosyal mecralardan e, bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ve Twitter'dan. Birazdan soruları da soracağım size. O sorulara karşılık inanki etiketini bekliyorum. Eğer programla ilgili yorum yaparsanız yine inanki etiketini bekliyorum. E, dolayısıyla bu etiketle ancak e, size dönüş yapabileceğimizi belirtiyorum. Çünkü hocam yayından sonra bana DM'den Mesajlar, mesajlar, mesajlar ama işte onlar hep boşa gitmiş oluyor sevgili seyircilerimizi yönlendirmek için. Şimdi vereceğimiz kitap şu İbrahim Oruç'un kendisi Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim uzmanı daha önceden sizlere Arapçanın Dehlizleri ismindeki kitabını da göstermiştim Arapça öğrenmeye meraklı olanlar sözcük yapısını ve oradaki işleyişle ilgili öğrenme stratejisini yabancı dili olarak Arapçaya meraklıysanız ya da günümüzdeki kullandığımız kelimelerin Arapça kökenleriyle ilgili şu kitap Arapça Türkçe Kardeşliği bunları hediye edeceğiz inanki etiketiyle gönderin İlk sorumuz şu İlk inen ayetler hangi suredendir olacak? Neler merak ettiklerini de okuyayım birkaç tane seyircilerimizin. Ondan sonra hocam hemen size döneceğim. Mesela Selma Apak, Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki nesih ve mensu ilişkisini açıklar mısınız demiş. Sonradan hükmü kaldırılanlar herhalde değil mi? Onlarla alakalı sorabilirim. Beysel Bey, Ebced hesabı ile ilgili olarak e, bu bir işaret olabilir mi? Bilgilendirir misiniz diye sormuş. Vaktimiz olursa konuşalım. Serkan Aslan da demiş ki birden fazla anlamı olduğu konusu hakkında bazı kelimelerin bilgi verir misiniz demiş. Ondan sonra e, Farslin isimli bir seyircimiz müfessirler tarafından bize anlatılıyor ama açıklandıktan sonra anlayabildiğimiz ayetlerin varlığının sebebi nedir ki diye sormuş. Ha, Selçuk Bülbül de demiş ki Instagram'dan Pelin Hanım yarın kitap fuarına geliyor musunuz? Geliyorum. Yarın Ankara'da saat 15'te Ahmet Taşağlı'la Ato Kongrezyum'da Ankara kitap fuarında olacağım. Ankaralıları bekliyorum. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, Şimdi çok uzun bir listemiz var aslında. Yani merak ettiğimiz hususlar fazla. O yüzden hemen benim çok etkilendiğim e, Haç Suresi 73. ayetle başlayalım mı? Buyurun efendim. Tamam. Ey insanlar, size bir misal verilmekte dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya. Hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hı -hı. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Şimdi burada bir sinek örneğinden Hı -hı. bize bir durum açıklanıyor. Hı, hı hı Buradaki tabi sineğin bahsi önemli. Burada hı hı hı. bu örneği vermesinin hı hı hı. hikmeti nedir? Buradan başlayalım lütfen. Peki teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden el emin. Rabbena atina min ledunka rahmeten ve heyye lana min emrina raşada. Bahsettiğiniz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizlere yaratan Allah Azze ve Celle ile yaratılmışlar arasındaki farkı açıyor. Çünkü o yaratmış, her şeyin yaratıcısı, diğerleri yaratılmış olan şeyler. Cenab-ı Hak diyor ki bir örnek üzerinden, şimdi sizin Allah'tan gayrı çağırdığınız, kendilerine kulluk ettiğiniz tarih boyunca nice varlıklar var. Bunların hepsi toplaşsa, bir araya gelse, bunlar bir sinek yaratabilirler mi? <laughs> bir sinek bile ki o yani o günkü ortamda bugün de öyle. Yani nice kalabalık sinekler düşünün. Etrafta o kadar çok. Yani Cenab-ı Hak bir dünya yaratıyor onlardan. Ve basit gibi zaman zaman öldürdüğünüz kurtulmak için değil mi? Mini minnacık bir şey. Ama onu dahi yapamazlar. Toplansalar bile. O bakımdan bu gördüğünüz yaratıklar hepsi Allah'ın yarattığı. Ve Kur'an Cenab-ı Hak kendisini yaratan kudret olarak yaratıcıya kulluk etmeye çağırıyor. Sakın ha yaratılmışlara başka bir ayette diyor ki sizin Allah'tan gayrı bu kendilerine kulluk edip çağırdıklarınız adun <Sessizlik> emsalukum. Sizin gibi kullar. Onlar da yaratamazlar. Dolayısıyla yaratanla efemen <Sessizlik> yahluku yaratanla yaratılmış olan bir mi ayrımını sinek üzerinden veriyor. Şöyle düşünmeli. Yani eğer bizler de en azından yaratıyor olabilsek veya Tanrı diye İddia ettiklerimiz ufak ufak sinekleri yaratabilmiş olmalar. Onu bile yaratamadıklarına göre hı hı. tabi iddianın bir de devamı var. Diyor ki en bu şey yani. o sinek onlardan bir şey alıp kaçırsa la min. onu ondan kurtaramazlar. Bu şimdi bir de ondan daha aciz duruma düştü. Sinek ondan bir şey kaçırıyor. Yaratamadığı sinek kendisinden adeta bir şey çalıyor. Ama onu da ondan geri alamıyor. Şimdi bugün baktığımız zaman bir de şöyle bir şey var. Bu sinek aldığını insandan kapıp götürdüğünü bu metabolizmasıyla çabucak ayrıştırıyormuş. Siz onu yakalasanız da içini açıp efendim onu geri almak isteseniz bile danfattı hani bu çaresizsiniz. Şimdi tabii e, programa çalışırken edinmiş olduğum bilgi buna hakim olabilmek için tabi Arapçayı çok iyi bilmek gerekiyor. Bu ayet içinde ismi geçen sivrisineğin Arapça adı beutmuş Hı. ve ayette beudat şeklinde yer alıyormuş yani t harfi anladığım kadarıyla dişil bir anlam yüklüyor. Yani bu ayette geçen sinek dişi. Şimdi bu demin okuduğum ayette dubab geçiyor Hı. o bir sinek. Hı. Bu diğer okuduğunuz ayet bu da beuda bu da sivrisinek Hı. o dişi olan o. Bu sivri sinek Cenab-ı Hakk'ın başka bir ayette verdiği örnek ki aşağıladılar dediler ki sinekten örnek veriyor. Cenab-ı Hak da dedi ki bunu örnek vermekten Cenab-ı Hak haya etmez. O okuduğunuz ha, bu da dedi. Şu Bakara Suresi 26. ayetteki hı. mi? İnnallaha Şüphe ederiz. yok ki Allah herhangi bir şey bir sivrisineği hatta onun da ötesindeki misal vermekten utanıp çekinmez. Hı hı hı. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarına değil ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Yani onların Cenab-ı Hak böyle basit varlıklar üzerinden örnek veriyor demelerine karşılık Cenab-ı Hak dedi ki Allah bunu örnek vermekten hayal etmez. Hatta فوقaha, bu ve üstündekini biz uzun yıllar bunu beridekini, ötesindekini gibi anladık. Ama şimdi daha farklı şeyler de anlayabiliyoruz. Sivrisineğin bir de üzerinde daha küçük mikro varlıklar yaşıyor. Bunu tabii şimdi görüyoruz. Cenab-ı Hak bırakın o küçüklüğü, bir de onun üstünde daha küçük olanı var. Onu da örnek vermekten Allah ne yani şey, yapamaz. Bir parazit üstünde. ilişki var aralarında, karşılıklı yarar. Onun üzerinde, böyle kafasının üzerinde, ona eşlik ediyor. Orada yaşıyor. Ama bugün görüyoruz o parazit varlıkları orada. Cenab-ı Hak, biliyorsunuz mikro olunca bir de fonksiyonel, çok fonksiyonel olunca daha zor oluyor. Hı hı. Halbuki o günkü yaklaşımla yani basit, küçük hacimde olduğu için basit sanılıyor. Halbuki bugünkü bakış açısıyla sineğin işlevselliği buna bir de mikro küçük olması hı hı. daha büyük sanatı ve kudreti gerektiriyor. Böyle bakınca yine aynı bakış açısı. Yaratanla yaratılmış olanlar bir olur mu? Kur'an hitabı insanları sadece yaratmış olana Kulluğa çağırıyor. Şimdi e, az önce söylediğiniz bu bunun da ötesinde. Biz tabii ötesinde hani e, söz olarak anlam olarak daha ötesinde gibi <laughs> şimdiye kadar anlamıştık. <laughs> Ama bilimsel keşiflerle ortaya çıkıyor ki aslında sineğin de üzerinde yaşayan e, başka e, <laughs> varlıkları işaret ediyor. Bir de bu az önceki dişi olayından ben şöyle etkileniyorum. E, Ayetinde Fevkaha. Yani hmm, onun fevkaha. ötesinde kelimesinin sonuna ilave edilmiş. sivrisineği işaret eden haza zamiri dişili ifade etmek için kullanılıyor. Dişi sivrisinek. Şimdi buradaki neden bu kadar etkilendin diyebilir sevgili seyircilerimiz. İnsanın e, bu kanı yumurtaları için kullanılan sivrisinek dişi sivrisinek. Hmm, Ve hmm. burada aslında bahsi geçen hayvan da zaten sivrisinek, bunu yapabilen. Dişi evet. Yani insanı emen varlıkta kendi yumurtaları için bunu alan da yine dişi bir sinek. Evet. Şimdi bir başka yine e, örneğe geçelim. E, Ankebut An suresi 41. ayet. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek hmm. ağını kendine bir yuva edinir ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Şimdi tabii bu Kur'an üslubu olarak baktığımızda nasıl bir olay üzerinden bunu modelledi ve adeta onu onunla mandaladı. Yani aradan 14 asır geçmiş. Biz şöyle okumuyoruz. Ya o zamanlar insanlar sivrisinek yaratamıyorlarmış ama artık sivrisinek ne ki? Halbuki yaratanla yaratmayan arasındaki farkın belirgin bir şeyi olarak Hı -hı. meydan okuması olarak kalıyor. Hı -hı. Şimdi verdiğiniz örnekte bu kez Hak kendisine güven duyup Allah'la oluşturduğu ilişkiyi ve güveni. Bu iyi kulların yaptığı şey. Bir de kötü kulları düşünün. Başka hmm. güvenceler arıyorlar kendilerine. Hayatta onlara yaslandıkları. Allah'ı göz ardı edip söz gelimi malına güveniyor, varlığına güveniyor. Allah'tan gayrı dost edinme. Halbuki hmm. Cenab-ı Hak bakış açısında sadece beni dost bil. Sana iyilik edecek, seni hayatta koruyacak, ölürken koruyacak, öldükten sonra karşılayacak ve buna güç ve kudret sahibi benim. Hı. Ama benim dışımdakiler hani atalarımız demiş ya ağaca yaslanma yıkılır, insana güvenme, ölür. gün gelir ölür. Hı. Şimdi Allah'tan gayrısına güvenirsen ne olur? Örümceğe benzetti Cenab-ı Şimdi bu örnekle o mandalanıyor ve hem geri çağrımı kolay hem anlaşılması iyi oluyor. Nasıl örümcekte ne var? Onun bir evi var biliyorsunuz. Ki evi konu ediliyor. Bu evi e, hem şeyi itibariyle yani kadınlar hani bir böyle bir şeyle kolayca onu oradan kaldırırlar. E, kolay ortadan kaldırılabilen. Bir de içeriği itibariyle de bir aile, ev yani bunları yeni yeni öğreniyoruz. Eşleşme sonrası dişi örümcek erkeğini ee, hem zehirliyor hem yiyor. Daha sonrası da daha beter. Doğan yavrular hmm. çok geçmeden birkaç saat içerisinde onlar da annelerini yiyorlar. Sonra ortalıktan dağıldıklarında hiç ailenin geri kalan bir tarafı yok. O kadar çürük ve temensiz gibi. Cenab-ı Hak Allah'tan gayrı dost edinenlerin aralarındaki ilişki bu kadar çürük ve dayanıksız olur diye örümceği örnek vermiş. Aslında burada az önceki bir seyircimizin ee, sorusuna da cevap bulmuş olduk mu acaba? E, Instagram'dan yazmış. Şimdi Allah Kur'an'ı hepimiz tarafından anlaşılması, hayata geçirilmesi için göndermiştir. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'de anlamadığımız, ancak açıklandıktan sonra anlayabileceğimiz ayetlerin olmasının sebebi nedir diye sorduğu yer aslında. Hı -hı. tabi. hı. Şimdi bu ona Hak örnek ki, olabilir değil mi? Biz bu örnekleri veriyoruz. Düşünesiniz diye. Hmm. Bunun ilk önce anlaşılan şekli var. Üzerine yoğunlaşınca derinleşen şekli var. Dolayısıyla hani bir, bir yolculuk, bir süreç. Cenab-ı Hak'ın kelamı da derinlemesine ilerlediğimiz bir süreç. O bakımdan başkalarının anladıklarını paylaşmak, önceki birikimleri paylaşmak, bunlar olağan şeyler. Çünkü tefekkürle anla kom tetefekkarun der bu ayetlerde. Tefekkür edesiniz diye. Ebi müfessir tefekkür etmiş. Buralardan belli sonuçlar çıkarmış. Yahut biz insanlık olarak belli bir bilim yapmışız. Daha iyi anlamaya başlamışız. Bunları paylaşmakta hiçbir sakınca yok. E, Hadis suresi 25. ayet. And olsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki Onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Şimdi demiri indirdik. Bu da mesela zamanla anlaşılabilecek bir. Şimdi konuşan Allah Azze ve Celle olduğu için sure. yani o Cenab-ı Hak konuştu mu? Ayette diyor ki, "Waman asda qumin Allahi kim Allah gibi doğru konuşur." Ya başka bir ayette, "Waman asda qumin Allahi kim Allah gibi doğru anlatır." Sözün sahibi Allah olduğu için biz genel bağlam içerisinde yer yer ara yerlerde böyle şeylerle karşılaşıyoruz Hı. ve bu Kur'an aslında dinamik tarafı. Yani düşünün ki bir kitap tersi olsaydı, yani Allah'ın kelamı diye inmiş indiği günden bugüne sadece o günkü bilinir çerçeveyle sınırlı. Bize bugün hiçbir şey hitap etmiyor. Aradan 14 asır geçmiş. Hmm. Çokça yeni yeni şeyler öğrenmişiz. Hiç onları önden biliyormuş gibi bir e, bakış açısı, bir taraf yok böyle olsaydı o zaman yani nasıl Allah konuşuyor en azından bu Allah göklerin ve yerin yaratıcısı sahibi ise biz sürekli öğrendiklerimize dair orla eşleşen bir şeyler bulmalıyız. Şimdi mesela bu demiri indirdik herhalde i̇şte arada başta geçen, arada geçen ifade böyle bir ifade. Biz bu ve benzeri hani zamanla anladığımız süreçler Kur'an'ın bu boyutu bunu önden Kur'an kendisi söylüyor Cenab-ı Hak diyor ki bir defa minhu ayatun muhkematun onda muhkem ayetler var O uharun muteşabihat. bir de yanı sıra müteşabih ayetler var muhkem ne demek muhkem bizim Türkçemize de geçmiş böyle muhkem hatta yöresel olarak bizde möhkem derler sağlam anlamında hmm. bu anlamla söz kalıbı arasındaki sağlam ilişki okuduğunuzda mana net olarak beliriyor ama bir de müteşabih demek benzeşen. Yani uzaktan gelen bir nesneyi aa ben önce bir şeye benzetmiştim. Yakınlaşınca aa başka bir şeymiş dediğiniz. Bu benzeşen anlamın yani kaydığı, netleşmediği Cenab-ı Hak bunu önden söylüyor ve diyor ki bu tür verdiğimiz haberlerle ilgili bir ortaya çıkacağı zaman var. Hmm. Vesavfe okay. <laughs> yakında bileceksiniz. Bunu kendisi Kur'an söylüyor. Dolayısıyla o gün için anlamadığımız yahut anladığımız bir şeylere indirgediğimiz Kur'an'ın bir boyutu var. Şimdi bu demiri indirdik Mesela ve... o da öyle. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Cenab-ı Hak demiri indirdik diyor. O gün için tabi bunu düşününce gökten hani böyle yumuşak şeyler iner yağmur gibi rüzgar vesaire hmm. bulutlar ama gökten yani demir iner mi? O zaman ey bimâne halakna yani yarattık demek istiyor diye öyle anlayıp geçiyorlar. Yani benzettiğine hani benzeşen bir anlam ya. Peki zamanla ne oluyor? Bir gün geliyor tevili yavmaya ti dediği yani gerçekleşmesi veya Cenab-ı Hakk'ın yakında bileceksiniz dediği türden. O zaman öğreniyoruz ki aslında bizim içinde bulunduğumuz bu ortam bu demirin oluşması için uygun bir ortam değil. Çok daha yüksek ısıl ortamlarda uzayın derinliklerinde farklı yerlerde oluşan ve buraya oradan gelip ulaşan aslında böyle olması gerekiyor bugünkü öğrendiğimizde. Cenab-ı Hakk'ın o zaman dönüp ayette biz demiri de indirdik demesini bu sefer lafzı olarak tam da dediği gibi anlamaya başlıyoruz. Aa, aslında Cenab-ı Hak tam da hakikatin kendisini söylemiş ama biz o zamanlar öyle tamam. anlamışız. Evet. Bu bizi şuna götürüyor. Demek ki Cenab-ı Hak bir kelimeyi kullanıyorsa o zaman o kelimeyi gerçekten kullanıyor. Biz eğer kelimeyle ilk anda barışık değilsek yani anlama yolculuğunda o zaman kendi dağarcığımızı sorgulamalıyız. Yani biz böyle diyor ama şöyle demek istiyor dediğimiz her yerde bugüne kadar aa aslında öyle diyormuş çıktı. Hmm. Yani bu süreç. Oradaki örnekte olduğu gibi başka örnekleri de var. Burada. Mesela şu da bir örnek. Ve bence çok çok etkileyici. Ee, Nem suresi 18. ayet. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Hmm, hmm, Şimdi hmm. tabii ezmesin deyince bizim... Türkçeye yani mealinde tabii ezmesin gibi ama hı hı. Arapça o kadar zengin bir dil ki hı hı. burada ezmesini aslında hani nasıl bir fiil olarak kullanıyor Arapçada. Hı hı. Orada mesela ezmesin demiyor Cenab-ı Hak. Ee, orada la yahtimannakum Süleyman ve cunuduhu. Süleyman ve orduları sizi kırıp dökmesin veya kırmasın tahattamat atayra mesela bugün bir helikopter düştüğünde biz ne diyoruz? Kırıma uğradı diyoruz. Evet. Kırılır çünkü o kas katı bir şeydir. Ezilmez yumuşacık değil ki. Ama burada bahsettiğimiz şey bir karınca olunca ya karıncalar için niçin kırmak denmiş? O zaman öyle anlamayınca bu kez ezilmek olarak anlayıp geçiyoruz ama Arapçada hala o kelime orada duruyor sanki bir yani Demirden bir şeymiş gibi ...la nakum demiş. Peki sonra ne oluyor? Sonra biz gün geliyor, karıncayı inceliyoruz, karıncayı öğreniyoruz ve görüyoruz ki karınca kendi e, statik formunu bizim gibi iç kemiklerle değil de dış kemik yapısıyla e, Allah Azze ve Celle onu yaratmış. Dolayısıyla eğer böyle basacak olursanız Çıt. ...çıt diye kırılır. O bakımdan sizi hani basınca ezmesin dememişti, de sizi kırmasın demiş. La yahtimannakum Süleymanu ve Bunlar tabi dikkat çekici örnekler olarak Cenab-ı Hakk'ın bize anlatırken nasıl en doğruyu konuştuğunu sonra dönüp diyorsunuz ki işte yani yaratan böyle konuşur. Çünkü en doğru anlatır ve bu Kur'an'ın yani kim olabilir ki Allah gibi söyleyince en doğrusunu söylesin. Bunlar hep onun tefsiri gibi. O man asdaqu minallahi qiyla ama başkalarının bilgileri günden güne gelişen günden güne çoğalan biz insanlar dolayısıyla dün yazdığımıza dönüp baktığımızda ya burada böyle demişim ama yeni baskıda ben bunu değiştireyim öyle de aslında değil. Bu bize has bir şey. Kullar böyle bilgi dağarcığı sınırlı öğrendikçe daha düzgünlü ifade ediyor. Bir de söz kalıp, anlam kalıp arasındaki eşleşmeyi de yani yer yer başaramıyoruz. Bazen pot kırıyoruz. Bunlar Allah için söz konusu değil. O demek istediğini en doğru şekilde söylemiştir ve en doğru şekilde ifade etmiştir. Anlamıyorsak yahut anladığımız başka bir şeye indirgiyorsak henüz anlayacak yeterli bir bilge sahip, sahip değiliz değil. demektir. Bu arada çok soru geliyor. O soruları da arkadaşlarım da bana atıyor. Teşekkür ediyorum. İnanket etiketiyle gönderiyorsunuz. gönderiyorsunuz. Ve enteresan sorular da geliyor. Bunları birazdan soracağım. E, i̇kinci e, sorumuz da şu olsun size. İlk inen ayetler hangi suredendir? Bunu sormuştuk. İnan ki etiketiyle kitaptan isteyenler. İkinci sorumuzda şu. Peygamberimiz hicret ederken yanında kim vardı? Mağarada. Kesin hemen bileceksiniz. İnan ki etiketiyle bekliyoruz. Şimdi Mesela şu da ya hepsi gerçeği hangi birini sorayım ee, hepsi çok etkileyici şöyle bir e, misal İbrahim suresi 24. ayet. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü kökü sabit dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Hı hı, hı. Şimdi Cenab-ı Hak bu ayette bir örneklemede bulunuyor. Örneklemenin amacı şu. İnsanlar biliyorsunuz bir söz dışa vurabiliyorlar. Yani hı hı. bizim çıktığımız aslında. Bir de eylem var bizim çıktığımız. Bu ayette konu edilen şey insanın söz çıktısı ve iyisi de kötüsü de ağaca benzetilmiş. Ağaç yerin zemininde kökü var aşağı doğru uzuyor ve kökün dışına doğru da bir ağaç ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak şimdi diyor ki e, iyi sözü kökü yerde yere uzanmış ve bunun üzerine dimdik böyle dost doğru dışarı çıkmış bir ağaç. O meselü kelimetin tayyibetin keşeceratin tayyibe. İyi söz iyi ağaç gibi asluha sabit, aslı yere sabit o fer'u hafis böyle göğe doğru dalı uzanmış ve mahsul de veriyor tuti okula bir de meyvesi var. Kullahinin hmm. yani anlamlı sonuçlar hatta ifade demek yararlı sonucu olan. Bu iyi söz. Peki ne anlıyoruz bundan? Şimdi söz sözün de demek ki arka planda içeri doğru uzayan kökleri var. Nereye kadar uzamalı bu kökün? Yani sözün kökü kişinin kalbine kadar uzamalı. Eğer söylediği şey kalbinde olan bir şey değilse o kötü söz. Onun da örneğini ayrı veriyor Cenab-ı Hak. Ama iyi söz ağaç gibi kökü aşağıya uzamalı. Peki Cenab-ı Hak diyor ki mesela yekuluna bi ağızlarıyla bir söz söylüyorlar. Melaysa fi kulubihim. ...kalplerinde olmayan... ...bu ne demek? Ağızda üretilmiş. Hmm. Yani kökü aşağı kalbe kadar... ...uzamıyor. Kişinin ağzıyla... ...kalbi arasındaki... ...eşlenik durum veya... ...eşgüdüm diyelim... ...o kişinin içtenliği demek. Hmm. Çünkü kalp bağımsız bir organ... ...ve diyor ki bunun doğrusu bu... ...değerlendiriyor, sonuç ortaya koyuyor. Kişi bunu beğenirse ifade ediyor... ...beğenmezse eğip büküyor. Bu kötülerin durumu. İyilerse... ...kendi aleyhine bile olsa... Gerçeği söylüyor muhatabıyla evet haklısın senin bu dediğin doğru. Bunlar ihlaslı içtenlikli olan kimseler. Onların sözleri iyi söz. Kötülerinki de Cenab-ı Hak keşeceratin kötü bir ağaç gibi iç tutsat min fokil ard. Yerin böyle dışına savrulmuş melehemin karar. Bir kararı yok bir gelirsin burada bu Ebu Cehil karpuzu böyle derler. Yani kökü bunun nerede diye aramanız gerekir. Çünkü böyle yüzeyde savrulmuştur sarmaşık gibi. Bu da kötü sözün örneği. Şimdi bunlar üzerinden Kur'an üslubu anlatınca bunu iyice içselleştiriyorsunuz. Bunların tamamının yerine dese ki iyi söz güzeldir, hoştur. Kötü söz de kötüdür. Yani bunu orayla eşleştirme ve sonra bunu anlam olarak ağız, ağızdan dışa vuran söz, kök, kökün kalbi, kalbin bizim dışımızdaki bağımsız çalışması. Mesela münafıklar ve kafirler Cenab-ı Hakk'ın dediğine göre kalpleriyle gerçeği algıladıkları, kestirdikleri halde, çünkü onlarda da aynı fıtrat var. وَجَحَدُوا بِهَا Kalkıyorlar, yalanlıyorlar. Ama içten içe vesteykanete enfusuhum. Onun gerçeğinin farkındalar. Kalbi o esnada ona diyor ki doğru doğru bu doğru söylüyor diyor hmm. Ama o ağzıyla başka bir söz, işte o kötü sözü dile getiriyor. Çünkü olmak istediği taraf veya elinde tutmak istediği çıkar, onu bundan e, tercihe, hmm. başka bir tercihe yönlendiriyor. Evet, şimdi böyle bir kötü örnek olunca benim aklıma e, Ebu Leheb geldi. Hmm. Şimdi kuran Kur'an-ı Kerim'de biz biliyoruz ki çok fazla isim zikredilmiyor. Hmm. Ama Ebu Leheb ki yani... Çukurun dibinde. Hmm. Ama mesela Ebu Leheb'i tanıyoruz. Yani, yani kim olduğunu biliyoruz. Ebu Leheb herhalde e, onun ismi değil ama hani kim olduğundan haberdarız değil mi? Lakabı? Lakabı Ebu Leheb. Hı hı. E, bununla alakalı olarak mesela bunun hikmeti ne? Ben çok merak ediyorum. Mesela Ebu Cehil'den, hmm. Ebu Cehil'i de tanıyoruz. Evet. Ama mesela ondan ismiyle bu şekilde bahsedilmiyor. Hı -hı. Neden olabilir? Yani bu bizim bir anlama çabamız olabilir bunun için. çünkü. Bu arada bilmeyen seyircilerimiz için bizim çünkü çok geniş bir tamam. e, seyirci kitlemiz var. Ebu, Ebu Leheb'in kim olduğunu da hatırlatırsan. Hazreti Peygamber'in Sarkı. amcası aslında. Ve doğduğunda en çok sevinmiş. Bundan ötürü onun doğum müjdesini getirince büyük bir bahşiş gibi müjde parası vermiş. Hı -hı. Böyle birisi amcası, yeğeni sonuçta. Ama gün gelip de yeğeninin onları toplayınca çünkü ayet geldi. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ilk defa o en diraşiratekel akrabin yakın akrabalarını uyararak işe başla diye. Dolayısıyla topladı. E bunlardan birisi de bu Leheb. Leheb. Yani yakın akrabaları. Onlara toplayınca dedi ki şu dağın arkasında desem ki bir ordu geliyor. Size şöyle şöyle yani tehlikeden bahsetsem. Onlar dediler ki mecarrab ne aleyke kediba. Biz senden bugüne kadar bir yalan falan görmedik. Yani inanırız ne dediğine. O da bunun üzerine mesajı açıkladı. Yani biz bir yaratılan, yaratılmış varlıklar olarak yaratıcımıza geri döneceğiz. Eğer onu tanımaz, onun hayatta bize sağladığı bu nimetleri yaşarken şükretmezsek ona döndüğümüzde bize azap edecektir. Beni size elçi olarak gönderdi diye bu anlatıma başlayınca tabi Ebu Leheb o surede de geçtiği kadarıyla ticaret erbabı bir adam. Bilesiniz, ticaret insanları vakit çok önemlidir. Onlar para kazanırlar hmm. çünkü. E gelmiş burada yeğeninin başını bekliyor. Ne diye topladı bizi diye bekledi bekledi. Baktı ki kalktı söylediği şeye bak. Hiç hoşuna gitmedi. Çünkü e, o gün için Mekke bir ticaret merkezi ve bu ticaret merkezi hüviyetini bu putperest inanç üzerinden hatta putları alıp satarak bile hı hı. putların yeri Kabe depolandığı yer orası insanlar buraya sürekli gelip gidiyorlar putları kaldırdığınızda en çok buna isyan edecek olan en çok para kazananlar bunlardan bir tanesi de Ebu Leheb Ebu Leheb yeğenine çok aşırı tepki verdi daha oracıkta daha dakika bir dedikleri misalde hemencecik ona dedi ki tab leke kesa yavm yani günün kalanında senin elin hiçbir hayır görmesin da cemaatena'' ''Bizi bunun için mi topladın?'' dedi, aşağıladı ve sonra Hazreti Peygamberin hep arkasına takıldı. Yani dedi ki ''Ben bunun amcasıyım, eğer bunda bir hayır olsaydı sizden önce ben sahiplenirdim. Resulullah bir yere gitse peşinden, Ukas Pana, Panayırı'nda, başka yerlerde onun deli olduğunu, mecnun olduğunu, gah konuşarak.'' kar uzaktan hareketler yaparak bu kadar Resulullah'ın aleyhinde bir tavır aldı. Yani, yani büyük gayrete girmiş. Yani olağanüstü diğerlerine nazaran. Ve bir de işin kötüsü çok yakını oldu. Bir de için. çok yakını muhtemelen Cenab-ı Hak bize yani ne kadar yakını olursa olsun eğer Allah'la zıtlaşıyorsa bir kimse peygamberin amcası da olsa Cenab-ı Hak katında bunun hiçbir anlamı yok. Bunu kalıcı bir şekilde örnekleyip Kur'an-ı Kerim'de önümüze koydu. Soyba önemli değil ki Resulullah bir rivayette diyor ki men abta abihi ameluhu bir kimsenin ameli onu yavaşlatırsa lem yusra bihi nesebu onun nesebi alıp götürmez. Yani sizin genetik biyolojik yanınız sizi üstün kılmaz. İşte eğer Resulullah'a yakınlıksa amcası ama tam da ona inen vahiy ile lanetlendi, cehennemlik ilan edildi. Bu tekil ama güçlü bir örnek olarak Resulullah özelinde Kur'an'da var. De ama benzerleri mesela Hz. Nuh'ta oğlu üzerinden var. Hz. İbrahim'de efendim babası üzerinden var. Hazreti Lut'un hanımı üzerinden Hazreti var. Hazreti Lut'ta hanımı üzerinden var. Firavun'un hanımı üzerinden var. Evet, üzerinden evet. Var. dolayısıyla soy bağının hidayette bir geçişkenlik sağlamadığı, bir güvence sağlamadığına dair bu Allah'ın gönderdiği son kitapta adıyla sanıyla efendim e, hafızalara kazındı diyebiliriz. Ve o ayet indikten sonra Ebu Leheb daha yaşıyor değil mi? Tabii tabii yaşamaya devam ediyor. Kaç sene? Yani bir de şöyle bir mucizevi boyutu var. Eğer ki Ebu Leheb ben yani bir sene sonra zekice bir plan yapıp kalksa dese ki ya ben artık iman ediyorum. Yeğenime düşmanlıktan vazgeçiyorum. Yani Allah'ın hakkında cehennemlik verdiği hükmü Eyvah Allah bilemedi galiba Bunun bir sene sonra iman edeceğini Gibi bir e, Tersi argümana da çevirebilirdi Tabi Allah azze ve celle Ona bunu müsaade etmedi Bu yönüyle de Kur'an'da böyle Duran evet. e, bir boyutu var Evet çok etkileyici Devam edelim yine hocam Şimdi e, Mümin suresi 64. ayet Yeryüzünü Sizin için yerleşim Alanı yapan göğü de üstünüze bina eden size şekil veren şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır İşte Rabbiniz olan Allah alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir şimdi hı. burada göğü bina eden hı hı hı. diyor şimdi bu okuduğunuz ayette de bir Cenab-ı Hak tanımı var ve Kur'an'da çok bu yani biz e, Kur'an'ın kelamı, Allah'ın kelamı zatını nasıl tanıtıyor, biz nasıl biliyoruz onu? Yaptıkları üzerinden. Yani o kim? O göğü yaratan. O kim? O insanı yaratan. Anne karnında ona şekil, suret veren. Bu bizim diğer dinlerle farkımız aynı zamanda. Çünkü diğer dinler bir nesneyi seçiyor. Ha bu da kutsan sayıyorum onu diyor. Veya bir e, insan varlığını seçiyor. Haşereyi, böceği, ineği vesaire seçen de var. E, ama Bunların gerçekten on kutsalı olduğu, yaratıcısı olduğu veya ilahi olduğuna dair onun elinde hiçbir delil yok. Kur'an diyor ki Allah Azze ve Celle onun üslubu Hz. İbrahim'den en bariz örneğini gördüğümüz insanın akleden yanıyla tanım üzerinden göklerin ve yerin yaratıcısı. Şurada siz secde ettiğinizde kime secde ettin dese göklerin ve yerin yaratıcısına beni anne karnında şekil suret vermiş olana. Bunun hiç sağa sola kaçar bir tarafı yok. Tanım üzerinden gidiyorsunuz. O ayette de bunlar sıralanıyor. Yani yeri, göğü, anne karnındaki şekil suret vermeyi, nimetleri arada gökle ilgili bir ifadede bulunuyor. Niye? Göğü de bina yaptık diyor. Sadece o ayette değil başka ayetlerde de hep gökler bina formundadır Kur'an'da. Şimdi tabii o zaman bina deyip geçiyoruz bugünlere gelinceye kadar. Ama şimdi daha başka bakıyoruz. Yine bu müteşabih kavramıyla ilişkilendirebilirsiniz. Bugün daha net görüyoruz fotoğrafı. Nasıl? Gökleri hep boşluk olarak düşündük. Ama şimdilerde artık kıpırdanmalar var. Gökler boşluk değil. Gök, büyük makro gök cisimleri arasındaki boşluk gördüğümüz ortamda henüz belki bulgusal olarak yakalamadık. Ama hesap olarak farkındayız. Olmalı deniyor. Olmalı. Çünkü bu hareketlilik arasında bir etkileşim olduğu düşünülüyor. Hesapta kendisini belli ediyor ama görünürde yok. Görünürde olmadığı için hep feza feza Arapçada feza Türkçeye de geçmiş. Ama Kur'an'da bir kere bulamazsınız. Kur'an'da yani, feza yok. Yok hiç feza Kur'an'da. Yani bu kadar göklerden bahseden, bu kadar sıklıkla göklere referansta bulunan Cenab-ı Hak kalkıp bir ayette de işte fezaya bakın falan, fezayı da biz yarattık demez ama e, Arapça'da yaygındır. İngilizce dediğim bugün NASA'nın adında bile o S var ya, Space Administration e, bo Space boşluk demektir. Ama boşluk yok. Ama boşluk yok. Şimdilerde şimdi bu sayfayı çevirdiğimizi düşünün ve artık gök nizamının aslında yapısal olduğunu yani e, yani bina bina bir evet. arada bir madde varsa hı hı. ki Cenab-ı Hak güneşi, ayı bunlardan bahsederken Kullun fi feleken Onların yüzdüklerinden söz ediyor. Yüzme ortamda olacak bir şey. Eğer ortamda hiçbir şey yoksa, boşluksa yüzmeden söz edemezsiniz. Şimdi Cenab-ı Hak bina diyor. Sonra da bize dönüp diyor ki اَوَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى semai فَوْقَهُمْ Bakmadılar mı üzerlerindeki göğe? Keyfa Biz onu nasıl bina ettik? Bu şu demek biz insanoğlu, Adem'in çocukları olarak aleyhissalatü vesselam biz bunu görebileceğiz çünkü görmediler mi dediğine göre gün gelecek ve biz o günlere çok yakınız gök sisteminin, gökler sisteminin aslında yapısal olduğunu birbirleriyle etkileşim halinde olduklarını. Ee, Yunus suresi 5. ayet. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen odur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Güneşi aydınlatıcı olarak niteliyor. Ayı aydınlık yapan evet. olarak. Şimdi biz Cenab-ı Hak tabi Kur'an-ı Kerim'de yaratan kudret olarak zatını anlatıyor. Bizlerin yaratılışından söz ediyor. Bize sağladığı nimetlerden, kendisine bunlardan ötürü medyun olmamızı yani minnet hissi içerisinde olmamızı temel konusu itibariyle böyle. Dolayısıyla Allah yaratan alem var ve bir de biz varız. Biz ama okuyabilen cinsteniz. Dolayısıyla ilk inen ayet İkra bismi rabbikellezi halak. Orada üçümüz de varız. Yaratan, Rabbinin adıyla bizim sorumluluğumuz ne? Oku. Oku. Biz okuyacağız. Öyle bir potansiyelimiz var. Orada yaratanın yaratma gücünü, ilmini göreceğiz. Yaratıcımızı o ayetler üzerinden tanıyacağız. Tanıyınca onu seveceğiz. Sevince ona saygı duyacağız. Olayın hepsi bunun içerisinde. Şimdi elbette Kur'an-ı Kerim bir fizik kitabı, bir kimya kitabı vesaire değil. Ama bu Allah, evren ve insan sürecini anlattığı için bunlara değindiği zaman da doğru değinmesini bekliyoruz. Hı hı. Yani o gün için bakınca göğe güneşi de ışıklı görüp ayı da ışıklı görüp bir insan her ikisi için ışıklı diyebilir. Evet. Ama o güneşten aydan söz edince doğru at koymasını en azından bekliyoruz. O bakımdan bu yakaladığımız veya artık buna yakalama değil de belirgin şekilde dikkatimizi çeken hususlar Kur'an üslubunun aslında o günden bugüne, bugünden de kıyamete kadar yaşayacak kimselere bak ha ben yaratan kudretim nasıl konuşuyorum dünkülerin bilmediğini sen yeni öğrenince her zirveye, her dağın zirvesine çıktığımızda adeta onun bayrağını orada buluyoruz. Evet. Aa demek ki o zaten bunu biliyormuş dedirten bir dinamik Kim kimdir? Daneleri bilmiyoruz. Tabii bunda bunları, anda, bunları görünce e, şimdi bir e, bu konulara çok ilgili bir alim var. O diyor ki bir yerde böyle bir gün konuşunca oradaki bir yabancı bana dedi ki ya tamam bugüne kadar olanları anladık da biraz da ileriye dönük acaba henüz bilmediğimiz yani bir açılım var mı? Demiş ki neyi merak ediyorsun mesela? Demiş ki şu anda biz evren olarak evrenin işte birdenbire başladığını sonra genişlediğini vesaire biliyoruz. Ama bu genişleme genişleyecek, genişleyecek, genişleyecek. Böyle birdenbire böyle devam mı edecek? Yoksa bir yerde artık geniş geniş sonra duracak. Yani kaybedecek o genişleme ivmesini. Ve sonra tekrar üzerine mi kapanacak? Bunlardan hangisi olacak? Bunu İlim insanları tartışıyorlar. Buna dair bir şey söylüyor mu Kur'an? Diye hmm. spesifik soruyor bu kez soruyor. Bizimki diyor ki, evet, Cenab-ı Hak diyor ki, يَوْمَ نَطُوِ السَّمَاءَ Biz o gün göğü düreriz. Yani dürmek, katlamak. Sonra da örnek veriyor. Nasıl bu? Ne demek dürmek, katlamak? قَطَيِّ lil kutub sicil kitaplarının dürülmesi gibi. Mesela bu Tevrat'ı görmüşsünüzdür, böyle Hayır. onu dürerek açıyorlar. Evet, Şöyle, o rulo halindedir. Ha. Öyle açılır, uzun uzun. Aha. Hatta iki rulo arasından okuyorlar böyle. Kağıdın dürülmesi gibi göğü düreriz diyor. Sonra da diyor ki كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ İlk başta yarattığımız gibi نُعِيدُهُ Geri döndürürüz. Yani süreç süreç açılan ve sonra tekrar süreç üzerine kapanan. Bir başka dikkat çekici bir şey bugün evren modellerinden bir tanesi de kağıt modelidir. Yani internete yazarlarsa evrenin mevcut şekli nasıldır diye buna dair akademik makaleleri görürler. Evren kağıt modeli de var. Ayette Cenab-ı Hak bu mevcut genişleme yani ortam patlaması genişlemesi sonra geri tekrar kendi içine Dürülük kapanmasından da söz hı hı. ediyor. E, Kıyamet suresi e, 7. 9. ayetler göz dehşetle açıldığı ay tutulduğu güneşle ay birleştirildiği zaman hı hı. mesela. Mesela bu Kıyamet suresi yine Kur'an'ın kendi şeyi nedir? Kur'an sürekli bir saatten söz eder. Yani insana gelince ecelden söz eden, yani önünüz kapalı der hep. Burada bir süreliğine varsınız ve bunu Cenab-ı Hak bu bizim hükmümüz. Aşamazsınız der. Nah, temel mesaj bu. Nahnu qaddarna bainakumul maut aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve men nahnu bimesbuqin. Biz geçilecek değiliz. Aradan 14 asır geçti, geçilemedi. Şimdi bu temel mesaj, dini bir mesaj bir süreliğine yaşayıp ona dönmek zorundayız. Hem biz hem varlık alemi de belli bir saat ile sonlanmak durumunda. Şimdi bu temel mesajın üzerine şeyler geliyor bu sefer. Yani bu iş nasıl olacak? Demişler ki yes elune eyyana yomul kıyamı. Bu kıyametin vakti de ne zaman diye biraz da dalga geçerek kafirler aşağılayarak da Cenab-ı Hak bu kez cevap veriyor. Sûre de adını bu anlatımdan alıyor. Diyor ki fe iza beri kal basar ve hasafa'l kamer ve şemsu ve'l kamer. Demin işte ayın Tutulduğu, hı hı. Efendim, ...güneşle birlikte... ...bu bir anlama biçimi... ...şimdi müteşabih dediğimiz için ayetler... ...yani bu makro büyüklükteki... ...kıyamet sahnesi... ...bir de şöyle düşünün... ...bu hasafel kamar dediği... ...ayın ışığının kaybolması... ...çünkü hasefe ışığın kaybolması... ...batması anlamında... ...şimdi biliyoruz ki günümüzde yıldızlar... ...ölmeye doğru... ...yani iyice yaşlandıklarında... ...büyüyüp önce kabarıyorlar... ...çok hı hı. genişliyorlar, büyüyorlar bu büyüyüp kapandığı zaman yani yakın gezegeni hatta dünyayı dünyadan önce dünyanın uydusunu çekip kendi çekimiyle üzerine alsa böylece ay dünyadan kaçsa güneşe doğru tabii nasıl gidecek güneşe giderken biz buradan bakınca hiç ışığını göremeyeceğiz artık kaybolacak güneş dünyanın bile milyon katı bir kütle ay kayboldu ay gitti hatta inşak kamer bile böyle anlaşılabilir dünyadan ayın ayrılıp kaçması. Peki ondan sonra insanlar artık ayın gittiği nereye gitti? Hocum ya şemsu vel kamar. Güneş ve ay içtima oldu. Buluştu, toplandı, bir iç, iç içe girdiler. Dünya uydusuz kaldı. Artık sistem bozuluyor belli. Yakulul insan, O gün insan der ki: Eynel mafar. Kaçış nereye? Nereye kaçabiliriz? Belli ki buna dair bir ön hazırlıkları da var. Düşünün şimdilerde Mars'ta, <laughs> işte uzayda ve benzeri. Acaba bir yerlere mi gitsek dünya artık güneşe kaçacak diye? Bunlar hem demin bahsettiğimiz temel mesajın içerisinde ama ara yerde Cenab-ı Hakk'ın nasıl olacağına dair fikir verdiği ama en doğru sözü söylediği. Fakat biz sadece öğrendikçe onu doğru anlamaya Yaklaştığımız bir süreç bu. Evet. Bu arada çok fazla seyircimizden hem soru geliyor hem yorum geliyor. Teşekkür ediyoruz. Bir sorumuz daha var yöneltelim. Örümceğin bahsinin geçtiği surenin adı nedir? İnanki etiketiyle yorumlarınızı yapıyorsunuz, sorularınızı soruyorsunuz ve cevaplarımızı veriyorsunuz. Bu şekilde inankiyle ancak kabul edebiliyoruz. Şimdi sevgili hocam yine gelen sorulardan e, Melek Hanım'ın bir sorusuydu. E, onu da size yöneltmiş olalım. Şimdi bu yeminlerden bahsediyoruz. Biz bunu tanıtıma da koyduk. Yani Allah neden e, yemin ediyor diye. Çünkü sonuçta Allah'ın e, sözüyle ilgili olarak hiç kimsenin en ufak bir şüphesi yok. Yani inananlar için konuşuyorum. Şimdi e, bu yemin hadisesiyle, meselesiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah bizzat kendi yüce ismi üzerine yemin ediyor. Ee, bir de müşrikler kendini rızık olarak verdiğimiz şeylerden tutuyorlar, mahiyetini bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar yani putlara. Allah and olsun ki, Allah'a and olsun ki siz bu yaptığınız iftiralardan mutlaka hesaba çekileceksiniz. Şimdi Allah neden kendine yemin ediyor? Bir bunu soracağım. Başka yemin ettikleri de var. Mesela eee peygamberlerine Yasin suresinde peygamberlerin yaşadığı veya vahyin geldiği beldelere, Tur'da, Beled'de e, o surelerde var. Meleklere, e, Kur'an'a, kıyamet gününe, kainatta var olan önemli varlıklar üzerine mesela kaleme, hı hı hı. gökyüzüne, güneşe, aya, geceye, sabaha, kuşluk vaktine, zamana, e, yıldıza, havaya ve bitkilere yemin ediyor. Hı hı hı. Nedir bunun hı hı. hikmeti? Neden yemin ediyor? Şimdi e, gerek Arapçada gerek Türkçede e, yemin üzerinden bir ifade biçimi var. Bu nasıl bir sistematiği var bunun? Siz muhatabınızın bildiği, sizce değerli olan bir şeyi söz edip ona başka bir şeyi ilişkilendiriyorsunuz. Amacınız onun bu çok iyi bildiği şeyin önemi, büyüklüğü üzerinden yeni söylediğinizin de bir o kadar önemli büyük ve değerli olduğunu. Bu böyle hani basitçe halk arasında e, yemin edip kendisini acziyet içerisinde inandırmaya çalışan zavallı bir durum gibi bir hadise değil. Hmm. Bu onun için and olsun vesaire diye okuduğunuz meallerde. Söz gelimi Cenab-ı Hak bize Kur'an'ın önemini anlatmak istiyor diyelim. Kur'an çok önemli bir bilseniz diye. Ama bilebileceğimiz başka bir şey üzerinden yeminle ilişkilendiriyor. Diyor ki Fela uksimu bime vakiyen nucum. Yıldızların konumlarına kasem ediyor. Yıldızların konumları, yıldızlar gökte yani geçmiştekilerde, bugünkülerde yıldızlar çok büyük, kalabalık değil mi gökte olağanüstü. Onların konumları üzerinden onlara kasem ederek ve sonra da bu kasemin ne kadar büyük olduğunu bir bilseniz diyerek henüz bilmediklerini de yüzlerine vurarak o kasem de çok önemli. Peki cevabı ne geliyor yani bu Kasem'in bu son derece büyük önemli bir şeyle neyin önemli olduğunu bize öğretmek için ilişkilendiriyor? Diyor ki ''İnnahu laqur'ânun Bu Kur'an var ya çok değerli bir kitaptır. Şimdi biz bugün buradan baktığımızda yıldızların demin konuştuk ya gök bir yapı sistemi içerisinde hı hı. o zaman konumlar rastgele değil. Kendi içlerinde etkileşimli her birinin yeri çok önemli olmalı evet. çünkü kayarsa sistem kayar. Cenab-ı Hak oradaki ilmini, kudretini şahit gösterip kitaba dikkat çekiyor. Yani geçmeyin bak orası çok önemli diye. Bu böyle bir mekanizma işliyor. Yoksa Allah azze ve celle'nin yani acziyetten kullarına karşı yemin ederek Peki değil mi? Peki acaba biz bu yemini acaba kendi kullanımımız gibi mi yani kısıtlı mı düşünüyoruz? Biraz da böyle dile hakim olmamak mı ilgili? Ya yani bizde yemin çünkü şeydir ama onun karşısındakini inandırmak içindir de Allah'ın zaten böyle bir şeye ihtiyacı yok. Orada herhalde söze vurgu yapmak. Hem söze vurgu yapıyor, hem atfettiği şeyin önemine dikkat çekiyor. ve sema i Göğe yemin ediyor. Tarık ona yemin ediyor. Hı hı. Sonra diyor ki, "O tarık Sen Tarık nedir bilir misin? Tarık normalde çalan, kapıyı çalan gibi, çalan hı. demek. Sonra da diyor ki, "En-necmu saqib." Delip geçen yıldızdır o. Bakın şimdi siz yani hiç bilmediğiniz bir şeyi size tanıtıyor ve üzerine yemin ediyor büyüklüğüne dair. Hı hı. Sonra bu yemine ilişkin bir cevapta bulunuyor. Biz bunların hepsini öğreniyoruz. İşte şimdilerde öğreniyoruz ki gökteki bu yıldız delip geçen yani onun yaydığı ışık böyle maddeyi transparan bir şekilde geçen ve çıkardığı ses de hı. tak 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 şimdilerde bu sesi yakalayabiliyoruz. Hmm. Cenab-ı Hak o hiç bilmediğimiz, günün birinde öğreneceğimiz ve öğrendiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın ona olan yemininin nedenli önemli büyük olduğunu kestirdiğimiz yerde cevabı ne bunun? Diyor ki in kullu nefsin hiçbir kişi yok ki aleyha hafif, onun üzerinde koruyucu olmasın. Her biriniz aslında birer koruyucuyla bu beden ve ruh ilişkimiz bir koruma altında, bu hayatımız bir koruma eşliğinde yürüyor. Bu o kadar önemli bir mekanizma, gökteki olanla ilişkilendirilmiş. Ona kadar büyük önemli. Bak bu da o kadar büyük ve önemli diye bunu bizim dikkatimize sunuyor. Hı hı. Ee, bu arada hurufumu katlay çok soran var. Birazdan ona da geleceğim. Ee, şimdi mesela Rahman suresinde aynı ayet neden 31 defa tekrarlanmıştır yani hı -hı. sebebi hikmeti nedir anlamında söylüyorum Rabbinizin nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz yani hangisini inkar edebilirsiniz mesela bu 31 kere şimdi 11 kez Kuran-ı Kerim'de şu tekrarlanıyor o gün yalanlayanların bay haline hı hı Misal mesela elif lam mim altı kere tekrarlanıyor. Ondan sonra ha şimdi diyor ki mesela buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Beş kez tekrarlanıyor. Hı hı. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır ama çoğu iman etmezler. Altı kere tekrarlanıyor. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Üç kere tekrarlanıyor ki daha var. Hı hı, hı. Yani bu tekrarlar mesela özellikle artık hı. Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? 31 kere tekrar ediyor. Evet. Bu Onun da Kur'an-ı Kerim'in bir parçası. Hı. Bir hı. defa aynı surede tekrar söz gelimi Rahman suresinde evet. arada Cenab-ı Hak nimetlerinden yarattıklarından yaşattıklarından çeşit çeşit bahsediyor ve belli aralıklarla her bahsettikçe sonra dönüp hangi birini yalanlayabilirsiniz? Diyor yani saydıkları üzerinden Sonra yenisini sayıyor Sonra tekrar soruyor Hangi birini yalanlayabilirsiniz Yani bir yerde Aa, deminkini yalanlayamadık Aa, Bunu yalanlayabiliriz ama Diyeceğimiz tabii üst üste gelince Vurgu ve baskı kuruyor Bunların hepsinin onun tarafından Bize bahşedildiği Hiçbirini ya bunu da biz kendimiz yapıyoruz gari Artık yani sana ihtiyacımız kalmadı Bunu kendimiz kendimize sağlayabiliyoruz ...diyemediğimiz çaresizliğimiz sürekli bize tekrarlanıyor. Çünkü insanda da şöyle bir taraf var. İnsan elde ettiklerini Cenab-ı Hak kendisine sağlamış olsa da... ...yerin bitirdiklerinden, havadaki soluduğu e, nefesten sahipleniyor, sıradanlaştırıyor. Zaten onunmuş ve hep olmalıymış gibi Allah tarafından sağlandığı boyutunu görmezden gelmeye başlıyor. Hmm. Cenab-ı Sürekli Kur'an'da insanı uyaran ve hatırlatan. Diğer bahsettikleriniz de onlarda da mesela bir peygamberden bahsediyor. Onun kavmi olan ilişkisinden bahsediyor. Sonra sonlandırıyor. Yalanladılar diyor. İman etmediler diyor. Ve ondan sonra yeni bir peygamber ve döneminden bahsediyor. Sonra onları da sonlandırırken inne fi zalika le aya ve ma kana mu'minin. Bunda da bir ayet var diyor. Onların da çoğu iman etmediler diyor. Sonra diğerini anlatıyor. Siz buradan bakınca ya tekrarlanıyor diyorsunuz. Halbuki Aynı sure içerisinde bir peygamberin durumundan diğerine geçerken hı hı. onları özetliyor, diğerine geçiyor. Böylesi bir tekrar. Hı hı. Bir de şöyle tekrarlar var. Peygamber geldi kavmine dedi ki Allah'a kulluk edin. Melekum min ilahin gayru. Hı. Sizin Allah'tan gayrı bir ilahınız yok. Aynı ifade bütün peygamberlerin dilinde tekrarlanıyor. Hı hı. Çünkü mesaj aynı. Diyorlar ki Allah'a kulluk edin. Allah'a karşı gelmekten evet, sakının ve bana itaat edin. edin. Aynı peygamberlerde geldikçe aynı mesajı seslendiriyorlar. Dolayısıyla bunlar tekrarlı gözüküyor. Halbuki bu aynı zamanda peygamberlerin hep aynı mesajla geldikleri ve insanlar hep aynı şeye çağırdıklarının bir söz birliğinin aslında görünen resmi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Allah'ın halis kulları başka. Dört yerde. İlla ibadallahin muhlasin. Çok önemli mesela bu. Evet. Çünkü bu istisna özellikle bu ayetin öncesindeki ayetlerde cehennemlik olma durumundan söz ediyor. Ve sonra kişiyi cehennemden ne kurtarır? Çok çok özel bir anahtar söylemeniz lazım. Her şeyi içine alan namaz deseniz kurtarabilir mi? Riyakar olan çeşidi var kurtarmaz. Ama öyle bir şey olacak ki o olunca her şey olabilecek. O da ihlas yani içtenlik. Kişi eğer ağzıyla davranışlarıyla kalpli arasındaki bu senkronizasyon eşgüdüm sağlanabilirse o zaman bütün güzellikler onda var demektir. Dolayısıyla o istisnanın hep Allah'ın ancak ihlaslı kulları üzerinden gelmesi her cehennem sahnesinden sonra hmm. onun yer alması gayet doğal bir şey. Allah bizi ihlaslı kullardan eylesin. Amin inşallah. İnşallah. Şimdi yine elimde çok sorun var ama Ha, şunu sorayım, e, hurufu mukaddayı reklamlardan sonraya bırakıyorum. Çünkü orada hocamız biraz daha uzun belki vakit isteyebilir diye. E, şunu sorayım mı size hocam? Kur'an-ı Kerim'de Allah biz yarattık biz yaptık diye de ifadeler kullanabiliyor. Şimdi mesela e, müminun bana dua edin icabet edeyim işte 23 ile 60. ayet. Ayetlerde, ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bana verdiğini sözü diyor, kabul ederim. Beni sordukları vakit benden korkun, Hı -hı. hani benler var. Evet. Şimdi bir de misal hiç suresi. Kur'anı kesinlikle biz indirdik elbette onu yine biz koruyacağız. Hı -hı. Şimdi buradaki biz derken, yani bu ifadeyi kullanmasının sebebi Hı -hı. nedir acaba, hikmeti nedir acaba? Şimdi Arapça'da biz ya çoğul için kullanılır ya da tekil olsa dahi azameti, büyüklüğü, şanından ötürü kullanılır. Kur'an'ın başından sonuna kadar esas mesaj yaratıcının tek olduğu, ondan gayrı herhangi bir ilah olmadığı, sadece onun yaratıp onun dışındaki her şeyin yaratma açısından ona bağımlı olduğu ki Allah as-Samad'dir. Bu mesaj gayet net bir mesajdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak biz yarattık dediği zaman yani bir ekip halinde yaratıyoruz anlamında değil zatına dönük bunu söylüyor. Büyüklüğüne azametine yani bu bir Kur'an yanlışı işte hani bir yerde olmuş falan gibi bir yerde değil Kur'anın başından sonuna kadar gayet rahat ve çokça bunu sürekli görürüz. Şöyle bir örnek aynı yerde hem tekili hem çoğulu e, görebileceğimiz. Söz gelin Hz. Musa Aleyhisselam e, ailesiyle birlikte yolculuk ederken işte soğuk bir ortam ve e, ailesine diyor ki yani yolda kaybetmişler ben bir ateş görüyorum oraya doğru yöneleyim oradan belki yakacak bir şey getiririm ısınacak veyahut yolu öğrenirim Cenab-ı Hak onu ayırıp yanına al çağırmış oluyor. Hmm. Oraya yaklaştığında, şimdi bunu anlattığı sahnede diyor ki o yaklaşınca Hz. Musa ile arasındaki karşılıklı iletişimi anlattığı yerde ona Cenab-ı Hak diyor ki hmm. ikhla nâleyke çıkar çarıklarını, ayaklarını inneke bil vadil mukaddesi tuva, sen mukaddes tuva vadisindesin ve tuka seni ben seçtim şimdi seslendim ona böyle dedim diyen ve tekil hep ben seni seçtim. Festemi'li ma yuha edecek. mahidileceklere kulak ver. Sonra kendisini tanıtıyor. İnneni ben var ya. İnneni ana ben. Ana demiş. Ana Allahu ben Allah'ım. La ilaha illa ana benden gayrı bir ilah yok. Hep tekil görüyorsunuz. Fe'budini bana kulluk et. Bu Hz. Musa ile Cenab-ı Hak arasındaki konuşma tekil. Şimdi başka bir surede Hz. Musa'nın oraya gelişini anlattığı yerde diyor ki Musa o kitapta وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Musa Kitapta Musa'yı da an dediği yerde anlatırken bu kez olayı yani hikaye ederken üçüncü kipte anlatırken biz ona orada seslendik. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ Biz demin karşılıklı konuşmada konuşanın, seslenenin kim olduğunu tekil olarak gördük. Ama bu kez bunu bir üçüncü kipte bize anlatırken Hı -hı. çoğul anlatıyor. Demek ki aynı tekil zatını bu kez çoğul ifade. Hı -hı. Bile... Ama herhalde oradaki <laughs> biz de yani en az iki kişi manasındaki bizim kullandığımız değil, biz değil. değil yani. Zatını, büyüklüğünü, azamatını ifade ediyor. Hı -hı. Biz de mesela birine saygı duyduğumuz zaman işte siz diyoruz. buyurun evet. filan. Hani sizi Halbuki hitap tek olun. bir kimse o karşımızda Hı -hı. ama biz ona siz diyoruz. Yine tabii bu ...ifadenin, Kur'an'ın üslubunun da bir inceliği. Yani diğer türlü olaydı bundan çok önce... Evet. O günkü Kureyş müşrikleri zaten hiç peygamberle problem etmezlerdi. Hmm. Ya sen de zaten bizim gibi çok tanrıdan söz ediyorsun. Yani hmm. kalabalık olduktan sonra içine onlar da buna razı ama dediler ki Ecehalel alete ilahen vahida bütün o Mekke dönemi 13 yıllık süre bu kavga yürüdü. Hmm. Bütün ilahları teke indiriyor diye Resulullah'la hmm. kavga ettiler. Onlar o dili de Arapçayı da çok iyi biliyorlardı aa sen öyle diyorsun zaten yani. bir de sen çoğul kullanıyorsun diye. Onlar baştan karşı çıkar ve çürütürler diye. Evet. Ee, sevgili hocam şimdi bir kısa ara verelim. Ee, reklam arası esnasında sizlerden Instagram'dan gelen ve Twitter'dan gelen soruları da not edeceğim. Ee, bir de videolu sorularımız da vardı. Onları da yönelteceğim. Tabii İstanbul'da soğuk hava koşulları ve kar beklentisiyle doğal olarak burada genç arkadaşlarımızı bugün ağırlamayalım dedik. Hani buradan dönüşleri zor olur diye hakikaten yollarında kapanabilme tehlikesi söz konusuydu. Dolayısıyla reklam arası verelim. Ardından gündem ötesi. artı da birlikteyiz. Ee, dediğim gibi mesela 29 surede hurufu mukatta var. Ee, bunun ne manaya geldiğiyle ilgili olarak tabi yorumlar da var ama bakalım hocamız nasıl bir açıklık getirecek konuya ve sizlerden gelen sorular inan ki etiketiyle bekliyoruz birazdan görüşmek üzere. Evet gündem ötesi artı ile devam ediyoruz önce o zaman şunu sorayım sevgili hocam huruf-u mukatta 29 surede geçiyor. Sure başlarında kesik kesik ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı harfler. Yani mesela 6 surede elif lam mim var. 5 surede elif lam ra var. 6 surede ha mim var. Şu ara kasas surelerinde ta sin mim var. Nem suresinde ta sin var. Meryem suresinde kaf ha ya ayn sad var. Ta suresinde ta ha. Yasin suresinde yasin. Sad suresinde, Sad Kaf suresinde, Kaf Kalem suresinde nun harfi var. Evet, bu surelerin girişlerinde olan böyle kesik harfler, mukatta harf dediğimiz. Evet. Yani e, normalde tek başına anlamlı bilinen şeyler değil ama girişte konuştuk ya Kur'an-ı Kerim'in böyle bir gizemli tarafı var. Yani müteşabih ayetlerde de gördük. Bu onlardan daha ötede e, gizemli duruyor. ve henüz bizim bunları, işte şu anlama geliyor. Bak işte böyle anlamlı bir ilişki kurduk, bulduk. Hepsinin ortak bir sistematiğine kavuştuk dediğimiz bir şey değil. Ama mesela genelde zaman, Elif, Allah, Lam, Cebrail, Mim, Muhammed mesela Hani ararsanız. Yani bu tür şeyler çok bulabiliriz internette ama İnternette daha ziyade bunlar hep ilahi evet. bir şifre gibi hmm. yorumlamışlar. Yani ama ben yani bunun çok ötesinde bir şey bekliyoruz. Ben bunlar ortaya çıktığı zaman aa dedirten böyle birdenbire yani çok baştan beri çok iyi tasarlanmış. Tasarlanma demeyelim de Cenab-ı Hakk'ın sözü bu. İçeriğiyle arasındaki alaka ve vurucu yanı. Yani bu baştan beri Cenab-ı Hakk'ın kelamı diye. Yoksa kimin aklına gelsin? Yani kitapta bazı surenin başına böyle durup durup harf koyuyorsunuz. Ve bir anlam da yok. Bu Hazreti Peygamber'in de o gün için çok yani işine yarayacak şeyler değil. Bunlar ne? Surelerin başında görüyor. Ama diyecektim. Duruyor, dedir, yani Peygamber dedir. Efendimiz'e sormamışlar mı? Yani belli ki Hazreti Peygamber böyle bir şeye yanaşmamış. Yani ortamda bunu sorduran bir durum yok. Hı. Çünkü elimizde Resulullah'ın işte bunlar böyledir böyledir şu anlama gelir. Diye bir açıklaması yok. Ama varlığı yani her sureyi okurken bu 29 sure başında görüyoruz bunları. Ama bunlar nereye kadar devam edecek? Ne günü bunların anlamı, tevhili ortaya çıkacak, anlaşılabilir olacak? Onu bilmiyoruz. Ama şu an için Kur'an'ın böyle bir yanı e, ve o hani dediğim gibi ilahi kelamın bize verdiği elbette bir hikmeti, bir karşılığı. Öyle abes olsun diye anlamsız, gereksiz böyle hiç ihtimal vermiyoruz. Tabii ki. Ama nasıl bir sonuca bağlanacak? Bu evrensel dinin kıyamete kadar devam edecek bir kitabı şimdilik böyle bakıyoruz. Hı. Hani eskiler demirin indirmesine nasıl bakmışlar, dağların dikentilmesini nasıl anlamışlar hı hı. diye sorduğumuzda nasıl ya nasıl de diyorsak muhtemelen günün birinde bunları anlamalarını Cenab-ı Hak sağlarsa onlar da bizim bu anlayamayışımızı öyle görecekler. Evet, Bir videolu soru alalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Kar yağışı nedeniyle bugün stüdyoda olamadık. Sorumu buradan iletiyorum. Hocam, bir insana kendi ruhumuzdan üfledik. Ayetinden ne anlamalıyız? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Nebat. Ben teşekkür ederim. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu ruhundan üflemeyi hem Hazreti Adem'in yaratılışında söylüyor bir de Hazreti Adem'in yaratılışına benzettiği ve onun örneği onun örneği gibi dediği Hazreti Mesih'in yaratılışında da ruhundan üflüyor. Dolayısıyla biz olayın nasıl bir şey olduğunu Hazreti Mesih üzerinden en azından görüyoruz. Nasıl bir olay oluyor? Hazreti Meryem kavminden doğu istikametinde ayrılıyor. Fettehadet min dunim hicaben. Kendisini bir perdeyle perdeliyor. Dulda bir yerde. Öyle orada vakit geçirirken Cenab-ı Hak diyor ki biz ona ruhumuzu gönderdik. Ruhumuz diyor. Ve hmm. erselna ileyha ruhana. Biz ona ruhumuzu gönderdik. Ruhumuz dediği varlık ...Hazreti Meryem'e geliyor. Fe temessela. O da temessül ediyor. Şekil alıyor. Hem de nasıl? Beşaran seviye. Düzgün bir beşer olarak. Dışarıdan bakınca bir beşerden ayırt edilmeyecek. Ki Hazreti Meryem karşısında düzgün bir beşer görünce korkuyor doğal olarak yalnız başına orada. Diyor ki ben Rahmana sığınıyorum. Eûzu bir Rahmânimminke in kuntet Sen de Allah'tan korkuyorsan yani bana ilişme diye, ilişecek <laughs> diye korkuyor. O da bu kez kendisini tanıtıyor. Şimdi Allah'ın ruhunuz dediği o varlık Meryem'e geliyor Aleyhisselam ve kendisini tanıtıyor. Ne diye tanıtıyor? Ben Allah'ım diye mi tanıtıyor? Hayır diyor ki Enna rasûlu rabbiki. Ben senin Rabbinin elçisiyim yani ona göndermiş. Orada Hazreti Meryem'e üflüyor hı hı. ve Hazreti Meryem'e üflemesiyle Hazreti Mesih'in yaratılışı tıpkı Hazreti Adem'deki gibi bu benzetmeyi de Cenab-ı Hak yapıyor. Şu halde Hazreti Adem'in yaratılışında da yine bu Cenab-ı Hakk'ın ruh dediği, er Ruh diye haber verdiği varlık üzerinden Allah'ın onu sahiplenmesi ruhumuz Demesi aynı kulumuz demesi gibi. Hmm. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'ın ki bazıları öyle anlıyor. Cenab-ı Hakk'ın bir hani yapısının bir parçası. Allah kendi hani Allah'ın ruhu o zaman bedeni, ruh beden Cenab-ı Hakk'ı da öyle mi düşünüyoruz? Hayır Allah'ın ruhumuz dediği ki onu sordular bu nicedir diye. Cenab-ı Hak ruh Allah'ın emrindendir dedi. Cenab-ı Hakk'ın emrinden olan. Bu ruh onun üflemesiyle, Hazreti Adem'in yaratılışını ve aynı ruhun üflemesiyle Hazreti Mesih'in yaratılışını görüyoruz. Yoksa biz Allah'tan birer parça taşıyoruz, yani. içimizde Cenab-ı Hakk'ın işte ondan gelen bir parça yanımız var gibi Hı. bir durum değil. Peki, şimdi enteresan sorular geliyor. İsterseniz hızlı hızlı cevap mi hepsine. Şimdi diyor ki, e, Ayşegül... Hurşit Ağoğlu zannediyorum ismi, Ayşegül Hanım diyelim. Ho hocamıza hükmü iptal edilen ayetleri sorar mısınız? Ee, yine aynı soru Selma Apak'tan da gelmişti. Şimdi hükmü iptal edilen ayetler. Nesih olayının Ha, Nesih olayı, <laughs> nesih ve mensu ilişkisi. Ne Kısaca şöyle anlatayım, Yani konunun tartışılan boyutları olmakla birlikte... E Cenab-ı Hak diyor ki, mene sahmin ayetin, biz bir ayeti ne edersek yani hükmünü kaldırırsak, ev'nun siyah, Yahut unutturursak, Hı. yani böyle yaptığımız her ayetin yerine ne tibbi khairin o zaman daha iyisini getiririz. Böyle bir ilişki var demek. Ne Yahut unutturuluyor, hiç ortada kalmıyor. Onun yerine daha iyisini getiririz, Yahut misliha, dengini getiririz. Başka bir ayette de Cenab-ı Hak وَاِذَا بَدَّلْنَا Ayetten mekana ayetin. Bir ayetin yerine başka bir ayeti tebdil edersek. Demek ki onun yerine geliyor diğer ayet. Şu halde elimizdeki Kur'an-ı Kerim'de yani iptal edilmiş, hükmü iptal edilmiş bir ayet beklemiyoruz. Çünkü o gitti, unutuldu, ortadan kaldırıldı. Yerine daha hayırlısı geldi. Bu vahyin indirildiği süreçte sahadaki insanlardaki gelişmelere bağlı olarak tedrici bir boyutta ilerliyor. Ama vahiy tamamlandığında en hayırlısıyla, iyisiyle kıyamete kadar uzanan şekliyle son hali kalıyor. Hmm. Yoksa Kur'an'da şunlar hükümsüz, bunlar bizi ilgilendirmiyor, bunlar eskide kalmış gibi böyle bir boşluk, veya yani kırmızılanmış ayetler Bu çok yok. oldu mu peki? Bunun ne kadar olduğuna Gerçekten sayıca zaten... bilemezsiniz yani. Evet. Peki e, Tuncer Mehmet Coşkun Pelin Hanım sorar mısınız hocama e, Fatiha Suresinin kulun ağzından yaradana ithafen söylenmesinin hikmeti nedir? Kutsi bir hadiste Cenab-ı Hak diyor ki beyni ve beyni abdi. Ben namazı kulunla aramda taksim ettim diyor. Hmm. Ve sonra Fatiha üzerinden işte bunu dediği zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman kulum beni yüceltti. Errahmanirrahim dediği zaman kulum beni Medhetti, mecdetti, rahman, rahim diye. Geliyor yarıdan sonra dua formu başlıyor. İşte iyyâke nâbudu, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. O zaman hı hı. ihdinas sıratan müstakim. Bizi sıratı müstakime ilet. Kulun girişte Cenab-ı Hakk'ı onu yücelttiği, tanıdığı, ikrar ettiği, sonrasında da ondan hidayet ve nimetlerini beklediği bir formatta. Hı hı. Bu o yüzden namazda kulluğumuzun bir parçası ve onsuz namaz olmuyor. O bakımdan şöyle diyebiliriz. Cenab-ı Hak kendisiyle konuşacağımız dili de bize öğretmiş bulunuyor Hı -hı. Böyle kolay bir şey değil Hı -hı. Yani bugün bir yöneticinin veya üst bir idarecinin Orada işte şöyle hitap edilir Böyle denir Oradaki konuşma dili diye değil mi İnsan yöneticisi Ama bu alemlerin Rabbi Dolayısıyla zatiyle olan huzurdaki konuşma dilimizi de Niyazımızı da bize öğretti Hı -hı. O yüzden Fatiha'nın böyle bir dili var Evet ee, Mustafa'nın sorusunu alabilir miyiz Pelin Hanım iyi yayınlar iyi akşamlar diliyorum benim Halis Aydemir hocamıza sorum şu olacaktı. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan uzak durmaları için bir Resul gönderdik şeklinde buyuruyor. Tağut kavramından ne anlamalıyız? Kur'an'da geçen tağut nedir? Teşekkür ediyoruz Mustafa'ya. Gelen <laughs> hey peygam, en abudullaha ve citteni Ancak Allah'a kulluk edin. Tağuttan uzak durun. Tağut, Cenab-ı Hakk'ın karşısında konumlandırdığımız, kulun hayatında Cenab-ı Hak ile اِذْنُ سَوِيكُمْ بِرَبِّ alemin denk gördüğü her şey olabilir. Yani Allah şöyle olsun dediğinde başka bir varlık, nesne, kişi caydırıyorsa kulu ve kul onun dediğine yöneliyor. Cenab-ı Hak ikinci plana atılıyorsa orada tağut dediğimiz devreye girmiş demektir. Dolayısıyla o kişinin malı olabiliyor, kişinin sevdikleri olabiliyor, kişinin çevresi olabiliyor. Hı -hı. Kim nedere kadar gidiyor. Yeter ki onun karşılığında Cenab-ı Hakk'ın hükmü boşa çıksın kul tercihini bu kez ona doğru ta, yönlendirsin ta, ta, tağut, tağut. tağut. Allah'ın hükmüyle Cenab-ı Hakk'ın kul üzerindeki mutlak hükmüyle adeta yarışan bir e, hükmü şahsiyetten söz ediyoruz evet devam edelim hocam ee, Neslihan'ın sorusunu alabilir miyim? sonra yine twitter'dan gideceğim İyi akşamlar iyi yayınlar benim sorum kalem suresinde bahsedilen bahçe sahipleri kimdir? Evet, Kalem Suresi'nde anlatılan, şimdi Cenab-ı Hak orada onların isimlerini falan vermiyor. Bahçe sahipleri diye Hı. veriyor. Bunlar kardeşler bunlar, üç kardeş gibi ortanca büyük ve küçük var. Bunlar bahçelerini hasadı toplamak, mahsulü indirmek için erkenden gidelim, kimseye bir şey bırakmayalım, fakirler olursa onlardan kaçıralım gibi böyle mallarına çok düşkün e, kimseler olarak gözüküyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onların Allah yolunda infak etmekten bu denli e, kaçınmalarına karşılık bahçelerini yakıyor, küle çeviriyor. Bunun anlatıldığı ve sonra onların pişmanlıklarının Hı. konu edildiği bir şey. Ama bunlar kimdir, kimlerdir? Hani e, gerçekten bazı bahçe sahipleri. evet, evet. Ama bazıları diyorlar ki Yemen civarında e, birileri geçmişte olabilir böyle şeyler konuşuluyor ama kesin onları bilmiyoruz kim olduklarını. Peki İbrahim Bey'in sorusuydu. Mısırı yönetenler için genelde Firavun ismiyle işaret varken Hazreti Yusuf zamanında Mısırı yöneten kişiye neden Melik denmiştir? Şimdi bir e, mühtedinin hayat hikayesi sonradan Müslüman olan e, aslında bir papaz ve e, e, iyi bir fizikçi aynı zamanda bunun kitapları da var. Ondan ben ilk defa bunu duydum ve benim de hiç dikkatimi çekmemişti. O Kur'an'ı incelediğinde bu kıssaya gelince e kendisi de papaz olduğu için Dedim ki diyor bizdeki hata burada da tekrarlanmış mı bakayım diye. Çünkü onlar da işte Mısır varsa Firavun var demektir. Musa, Firavun ondan sonra bunlar klasiktir. Diğer tarafta aynı şekilde Yusuf vardır yine Firavun vardır böyle. Halbuki öğrendik ki diyor Yusuf zamanında Firavunluk yok. Yusuf dönemi erken dönem ve Kenanilerin Mısır'da egemenlik kurdukları krallıklar var o gün için. ...bakayım orada nasıl olacak diye Kur'an'a baktığımda... ...aa tam ben onu dinliyorum. Hı hı. Bunu dinlediğim olayda durdurdum böyle. Hı? Nasıl ki orada da Firavun geçiyordu herhalde. Abi hatırladım ki Yusuf suresinde orada Firavun geçmez. Orada Cenab-ı Hak kraldan söz eder. وَقَالَ meliku kral Dedi ki halbuki Mısır aynı Mısır'dır. Yani eğer Kur'an bir yerden e, diyelim ki... ...Tevrat'tan, İncil'den aşırma Değil mi? En azından oranın yanlışını aynen tekrar, tekrar etmesi evet, tabii. lazım. Cenab-ı Hak dedi ki: "Evvelen yekun lehum ayatan en ya'lemuhu İsrail. İsrail İsraîl." İsrailoğulları onu yani Kur'an'ın nüzulüyle birlikte onu görünce onun Allah'tan olduğuna dair ayeti görem görmediler mi? Hı -hı. Demek ki onlar Kur'an'ı okuyunca kendilerinde gördükleri yanlışı bir de bu gözle bakabiliyorlar. Bunu görünce diyor, dedim ki Kur'an bu yanlışa düşmemiş. Hı hı. Yani bizden almış olamaz. Çünkü Yusuf dönemindeki o uzun kıssada rüyayı gören, sonra rüyadan ötürü Hazreti Yusuf'u çağıran hep Melik'tir Kral. Hı hı. Güzel. Şimdi enteresan... Ee... Sancaktaroğlu Hatice <laughs> diyor ki ya biz yeryüzünü döşek gibi serdikteki mana döşek düzdür yeryüzü de düz müdür yani bu manaya mı gelir biz eşimle çok tartışıyoruz diyor. Evet, ye, bir de, aile meselesi olmuş hocam. Evet. <laughs> yani döşek düz doğru yani döşek ebatları itibariyle düz ve döşeğin düzlüğü kadar yerde çok düzlük var. Yerinde bir yüzey var ve Cenab-ı Hak yerde bize yüzey açtığını söylüyor. Hı. Sotihat. Ama bu yer bütünüyle, uçlarıyla vesaire hepsi hmm. döşek anlamına gelmiyor. Bütün yeryüzü koca bir döşek değil. Eğer öyle olsa o zaman bütün yeryüzü ayetlerde başka ifadeler de var. Mesela mehden diyor Cenab-ı Hak. Bir de beşikten söz ediyor. Hmm. Döşek düz ve hani durağındır. Beşik. Ama beşik nasıldır? Beşikte sallanır. Halbuki bugün bakınca gerçekten bu beşik meselesi, şimdi yerküre biliyorsunuz yaz-kış döneminde hep eğimini ya sağ eğilir ya işte güneşe karşı sola eğilir ve ona göre biz üst yarım küre kışa yahut yaza gireriz. Bir de bunu hayalinizde hızlı düşünün böyle. Hı. Hı hı. Evet, böylelikle beşik sürekli bu hareketi e, yapar. Yer küre hakikaten bir beşik gibi sürekli şöyle şöyle hareket etmesin Veysel Beri'nin sorusu bu. Ee, o da Instagram'dan göndermiş. Bu ebced hesabı ile ilgili ne düşünüyorsunuz siz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de ebced hesabı ile gelecekteki olaylara işaret gibi bir şey söz konusu olabilir mi diye sormuş. Yani biz bir bilginin yani, e, geçerliliğini Böyle bir üslubu var mı e, Kur'an'ın? Yani bilginin geçerliliğini ancak e, bunun dayanağıyla birlikte bilebiliriz. Yani Kur'an işte bu harflerle ilgili bu sayısal karşılıkları atamıyor, bize söylemiyor. Hı -hı. Dönüp Kur'an'ı Allah'ın gönderdiği Hazreti Peygamber de işte bu harf şu sayısal karşılıktadır diye böyle bir şey söylemiyor. Ama bunun geçmişte hani daha ziyade belki Yahudi tarafında da böyle bir alışkanlık olduğu anlaşılıyor. Oradan kalan ve birileri tarafından değerlendirilen ama bizim bunun nasıl ile ya Hazreti Peygamber üzerinden yahut Kur'an üzerinden delillendirebildiğimiz bir boyutu yok. Hı hı. Bir videolu soru daha rica edeyim. Hocam Harut ve Marut kimdir? Çok teşekkür ederim. Mesela bunu da mı zamanla anlayacağız? Ee, şimdi bu geçmişte yaşanmış bir şey. Cenab-ı Hak ve zile alel melekeyni. İki melek iki meleğe indirilenden söz ediyor. Harut ve Marut adında bunlar insanlara indirilmiş bu melekler insanlara bir şeyler öğretiyorlar ve o öğrettikleri dönemde onlara diyorlar ki biz ancak bir fitneyiz. Yani sizin sınav aracınız olarak hı hı. bu şeyleri öğretiyoruz. Gelin biz size iyi şeyler, bizden iyi şeyler öğrenin. Ama illa kötü şeyler öğrenmek isterseniz, bundan sakındırıyorlar ama isterlerse, ısrar ederlerse, öğretiyorlar. nas es sihr Sihirin öğretildiği süreçten bahsediyor Cenab-ı Hak. Ve o bilgi boyutu bir şekilde insanlar arasında hı. devam ediyor. Ama Cenab-ı Hak bize şu güvenceyi veriyor. Yani bunlar bununla birilerine zarar vermek istedikleri zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimseye bununla zarar veremezler. Yani şöyle düşünün kılıçta, da kalkan da bugün için silah da öldürücüdür. insanlara zarar verir ama biz biliriz ki Allah azze ve celle eğer bize ölümü yazmadıysa hı hı. kimse bize bunlarla bir zarar veremez. veremez. Fakat böyle bir sürecin ve böyle bir kötü bilgi türünün varlığından haberdarız. Ama bunun için var? sınav için var. Birileri hani kötü araçlar evet. da olacak ki kötüler kötü araçlarla... kötülüklerini sergileyebilsinler. Evet. Ama gün gelecek bütün herhalde perdeler Tabii. kalkacak mı? Hepsini yani, öğrenecek. Allah dönülecek mi? ve herkes eline geçen iyi araçları da kötü araçları da nasıl kullandığına dair. Ay, konu bizimle alakası olmasa bile mesela geçmişte yaşanmış bir hadise diyelim Harut hmm. ve Marut hmm. örneğinde olduğu gibi. Orada ne yaşanmış, ne olmuş, ne bitmiş mesela çok öğrenmek istiyorsak, öğrenebilecek miyiz? E, Tabi, yani <laughs> neden olmasın? Ama tabii bunun için herhalde iyi bir konumda olmaya ihtiyaç var. Hı. Yani merakını, geçmişi, geleceği görüp Hak'tan isteyebilmek için. Ama kötü konumda sonlanırsa hikaye, Hı. sanıyorum onlara melekler ilk göründüklerinde diyorlarmış ki, Oyakou yavu meyraunel melaikata. Kötüler melekleri gördükleri ve artık bu sınav aralığı bir tipte ara yüze geçtikleri zaman o yakuluna hicran mahcura hep yok la busra yawma idin lil mujrimin hiçbir müjdeli söz duymazlar. Hiçbir iyi şey onlardan duymazlar. Hep kötü, hep kötü. Yani kötünün sonu böyleyken onlara şunu ben olayı merak Aha, ediyorum öyle, diye evet. böyle bir şeyin bilgisi onlara sunulmaz. Ancak Allah'ın halis kulları başka. Tabii içtenlikli kullar iyi bir sonuca varınca o zaman Cenab-ı Hak onlara hem beklediklerini, umduklarını hem de fazlasını bir de öyle diyor. Yani vaziyada Kişinin kestiremeyeceği, bilemeyeceği فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ Zaten bilemezsiniz diyor. Çünkü yaratmada sınırı olmayan Cenab-ı Hak hayatı hep kısıtlı ve demo bir örnek olarak yaşattığını söylüyor. Ama sonsuz hayatı o, ona gelince o gerçek yaşamdır diyor. Bir de böyle Kur'an'ın çok güçlü karşılaştırmaları var. Dünyayı, dünyadaki o çok beğendiğimiz ama onun sığ ve kısıtlı diye bayağı bulduğu, değersizleştirdiği ama öteye gelince fu fi fel falyatanafasul mutanafisun. Yarışacaksanız, rekabet edecekseniz işte böylesi için rekabet edin diye özendirdiği bir dili var. Vallahi hepimiz hem kendimiz hem birbirimiz için dua edelim. İnşallah. Evet. Allah halis kullarından eylesin bizi. Amin cümlemizin. Teşekkür i̇nşallah. ederim geldiğiniz ben teşekkür için. Teşekkür ederim efendim. İsminiz de Halis. İnşallah aslında <laughs> öyle olur. inşallah. <laughs> Profesör Doktor Halis bir dinledik sevgili seyirciler. Bu gece ilginç bir e, konu başlığımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya, hakikaten biz 800 program mı yaptık? Daha fazla Ama mesela inşallah. bu bu başlık altında bir programımız olmamıştı değil mi Ebru? Evet, böyle olmamıştı. Hatta programın başında da aslında kuliste hazırlanırken başka bir ilginç program konusu daha aklımıza geldi. Sonra hocanın değişik bir kitabı var, onun da sözünü aldık. Bir önden görüşeceğiz. Sonrasında Allah tabii ömür verirse, sağlık verirse programımızı da yapmak nasip olur. Sevgili seyirciler teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bu saatlere kadar oturanlara, işi başındakilere, hastanede belki cezaevinde nerede izliyorsanız sizlere çok selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Gündem ötesini Ebru ile birlikte hazırlıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın Ankara'da olacağız. inşallah diyelim Ato Kongrezyum'da Ahmet Taşııl Hoca ile birlikte. E İslamiyet Öncesi Türkler kitabımız var biliyorsunuz. O kitapla ilgili olarak hem bir mini söyleşimiz olacak, sohbetimiz olacak. Arkasından da imzamız. Gelirseniz sevgili Ankaralılar seviniriz. Sohbet etmiş oluruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.